Evet arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 100 bin kilometreyi devirdik. Üstünden 27 kilometre geçti. Hatta ben dedim ki neden YouTube videosu çekmiyorum. Öyle bir hemen gaza geldim. Taktım kameramı. 2021 model 1.5 Toyota Yaris ile 100 bin kilometre boyunca neler yaşadığımın videosunu çekeyim dedim. Bu arabayı almak isteyenler 100 bin kilometreyi tek başına deviren birinin ağzından bu arabayı belki dinlemek isteyen, merak edenler vardır diye kısa bir video çekeyim dedim. Öncelikle bu videoyu izliyorsanız, sizler de sürüşünüzde mümkün olduğunca sağdan gitmeye çalışırsanız çok sevinirim. Çünkü bizim kanalımızın asıl olayı orta şerit. Orta şeritte gereksiz yere gidenler. Şimdi bu videonun konusuna gelecek olursak 100 bin kilometre boyunca neler yaşadığımdan bahsedeyim. Öncelikle 10 bin kilometrede bir, yani eğer ki çok yol yapıyorsanız, sürekli yol yapan biriyseniz, Toyota bakımları 10 binde bir olduğu için ve ben 3 ayda bunu doldurduğum için çok yoruldum. 3 ay, yılda 3 kere arabamı bakıma götürmekten yoruldum. Maddi manevi birazcık hem gidiyorsun, uğraşıyorsun, hem de yani çoğu kullanıcı yılda bir kere gidiyor ama sen yılda 3 kere gidiyorsun diye bir indirim yok. Yani dışarıya gideyim falan diyorum ama bu sefer de garantisinden dolayı garantisini de bozmak istemiyorum. Aşırı bir çıkmazda kaldım. Yani ben bu arabayı kullanırken hiç arıza yaşamadım. Ama bakımına çok para verdiğim için ya keşke arabam bozulsa mıydı bilmiyorum. Yani en son gittiğim bakımı mesela 80 bin bakımı ağır bakım. O ağır bakım dediği de şanzıman yağı değişiyor. Yani trigger, mirigger hiçbir şey değişmiyor. Öyle zincirliymiş zaten bunlar. 300 bin 500 bin gidiyormuş zaten. Sadece 80 binde şanzıman yağı değişecek diye 12 bin lira para verdim. Tabii ki TL olarak konuştuğumuz için bu rakamların ileride bir şeyi kalmayacak. Bugün dolar 34 lira. Gram altının fiyatı da 3 bin lira desek, 2950'lerdeydi, 3 bin lira desek, 4 gram altın parasına 80 bin bakımını yaptırdım. Yani ciddi para. Sonrasında gittim, 3 ay sonra bir 6 bin liramı daha aldılar. Şimdi 2 gün sonra bir daha gideceğim, şimdi 100 bine geldik diye. Onun fiyatını da aldım. 100 binde bujiler değişiyormuş. Ona da 10 bin lira, 12 bin lira fiyatlar geldi mesela. Yani 3 ayda bir bakıma giden kişi için çok yüksek rakamlar bunlar. Yani Renault 20 binde bir çağırıyordu mesela. Halen aynı mı bilmiyorum. Hyundai 15 binde bir çağırıyor. Sen Toyota, yani sağlamlığınla, bozulmamanla ünlüsün ya böyle. Bu konuda bir tık daha sende 15 binde bir, 20 binde bir çağırman gerekmiyor muydu acaba? Yani arıza yaşatanlar, kullanıcısını üzenler 20 binde bir, 15 binde bir gel derken senin 10 binde bir gel demen, ben kullanıcı olarak beni yordu ve yıprattı. Bunun haricinde araba küçük arkadaşlar. Benim boyum 1.70, kilom da 70. Kafa kurtarıyor. Yani ben kendim bireysel olarak bu arabayı kullandığım zaman hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Ama arabaya 3-5 kişi bindiğimiz zaman veya boyu bir tık uzun kişi arka tarafa oturmak istediği zaman dar. Bagaj cidden küçük ama mesela arkada bebek arabası var. İşte çocuğumun oturma koltuğu sağ arka tarafta duruyor. Sol tarafa 2 kişi rahat oturamıyor mesela arka koltuğa. Yani bir kişi oturuyor ama 2 kişi rahat rahat oturabileceği, uzun bir yere gidebilecek bir durum yok. Arabayla ben her gün 50 kilometre sabah, 50 kilometre akşam böyle hep otoyoldayım. Yakıt tüketimim genelde hep 4.8. Hızım genelde 3 basamaklı sayıları görmüyorum. Genelde hızım şöyle göstereyim. Ben 99 kilometre hıza sabitleyip şerit takip özelliğini açıp böyle sadece direksiyon tutup sürekli tertemiz gidiyorum, geliyorum. Yani çukur, sollama, böyle hani arabayı yoracak bir etkinlik falan, böyle genelde sakin gidip gelen bir kullanıcıyım. Şehir içinde de şimdi mesela ben şanzıman sorunu yaşamadım. Silkelenme, titreme, istop etme, yani böyle akla gelebilecek, beni üzecek hiçbir şey yaşamadım. Ama sen şimdi alıp da şehir içinde sürekli kullanırsan, 50 binde sorun yaşarsan, hani onun farkında ol. Ben genelde bak şu an 4.7'ye düştü, nasip işte konuşurken 4.7 oldu. Başka neye değinebiliriz? Araba ilk aldığımda, yani örnek veriyorum, tam kilometreleri yanlış hatırlıyor olabilirim ama önemsiz arızalar diye, o yüzden yaklaşık olarak 50 binde 60 binde arabanın sağ ön farı söndü.
Onu kendim aldım, değiştirdim orijinaliyle. İnternetten böyle o popüler sitelerden bir tanesinden aldım. Hatta çift aldım. Çiftini birden değiştirmedim. Sadece bir tanesini değiştirdim. Sonra aradan 20-30 bin kilometre geçtikten sonra sol farım da söndü. Bunların farı hem uzun hem kısaymış. Yani tek bir tane farı değiştirdiğin zaman hem uzun hem kısa oluyor. Çok maliyetli değildi. Onu da kendim değiştirdiğim için çok üzülmedim. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bununla ilgili de kanalımda video var. Yani sen de eğer ki farın patlarsa kendin değiştirebileceğin videoya ulaşabilirsin. Onun haricinde arabanın maalesef ki içine park ettiğim yerlerde kedi girme sorunuyla çok sık karşılaşıyorum. Bundan önceki Renault marka arabamda içine hiç kedi kaçmıyorken nedense bu arabada sürekli arabanın kaputuna kedi kaçıyor. Kedi kaçtığı zamanda da kaçacağı tek yol galiba V kayışının arasından geçmesi gerekiyor. O sırada da V kayışın ya zarar görüyor ya yerinden çıkıyor. Kedinin gördüğü zarardan bahsetmiyorum. Ya zaten o kısım üzücü. Ama bir de örnek veriyorum, gece 11'de benim başıma geldi. Arabanın marşına bastım, takır tukur sesler geldi. V kayışını takmak aslında kolaymış ama alet herdavat olmadığı için kendim değiştiremedim, yapamadım. Bilmiyordum da yapmasını. Yani bugünün parasıyla 50 lira 100 lira bir rakam. Yani şimdi hani 200 liraya yani bir lahmacunun fiyatı 150 lira ama ben arabaya sadece 100 lira işçilik 50 lira bir kere 100 lira verdim, bir kere 50 lira verdim. O da şöyle, gittim aynı kayışı 100 liraya taktırdım, ustam takar mısın dedim. Kenara birazcık zarar görmüştü mesela, içinde 5 tane kanalı vardı. Bir kanal yıpranmış böyle, 4 kanal içi vardı. Örnek veriyorum, işte 5 kanalın oturması gereken yere 4 kanal oturuyor ya, huzursuz etti bu beni. Belki dedim ki bu sistemde işte klima, şarj sistemi ve işte motordan alınan bu güç, orada 3 tane kasnak var. O kasnaklara belki 5 tanesi düzgün baskı yaparken 4 tanesi düzgün baskı yapmayıp belki bilyalarını bozarsa diye korktum. Sonra 0 aldım. Servisten sipariş verdim. Hani 1 milim geniş olur, 1 milim sıkı olur. Hani yine bu da problem diye. Özellikle işte internetten baktım, fiyatı 500 lirayken ben 1000 lira verdim. Yetkili servisten almak istedim. Direkt hani orijinal olduğundan emin olayım diye. Bilyalar bozulmasın diye ikinci kere gittim. Yenisini aldım. Servis, işte randevu almanız gerekiyor gibi saçma bir kelime sürdü. Yani 2 dakikalık işmiş halbuki. Ben senin yılda 3 kere gelen müşterinim. Yani hemen parçama sipariş verdiğinde hemen bir tane usta gelip taksa ne kadar memnun olacaktım. Mesela gittim dışarıya, ustam takar mısın dedim. Bu sefer 50 lira versen yeterli dedi. Yani masraflı iş değildi ama hem kedi hasar gördü hem ben o gün çok zorda kaldım. O yüzden şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Her zaman kaputa vuruyorum. Ve arabayı bir kere çalıştırdığımda, kaputa vurmama rağmen arabayı çalıştırdım, takır tukur sesler geldi. Siz arabayı çalıştırdığınız zaman motorun üstünde duran kedi önce kaputa vuruyor, tamam mı? Korkup kaputa vuruyor alt tarafı çalıştığı için. Yani arabayı çalıştırdığınız zaman farklı sesler duyarsanız direkt kontağı kapattığınız zaman kedi aşağıya inip de V kayışının arasından geçip dışarıya kaçmaya çalışırken siz o sırada kasnakların hareketini kestiğiniz için kedi bir anlık zıplıyor. Evet, takır tukur sesler sırasında siz hemen kapatabilirseniz kedi bu sefer dönmeyen kayışın içinden çıkıp kendisini kurtarıyor. Yani bu arabadaki püf nokta, bakımlarına düzenli olarak serviste gittim ve arabayı çalıştırdığınız an kaputuna vurdun vurmadın fark etmez. Eğer ki başka sesler duyduğun an kontağı kapatmalısın. Ve çünkü neden bunu söylüyorum? Ben sonrasında 3 kere daha bunu yaşadım. 3'ünde de kontağı kapattım ve kedinin takır tukur, yani kaçmaya çalışma sesleri geldi ve arabadan çıktı gitti. Yani kaputa vurmamıza rağmen çıkmıyor ama sesi dinlemek, arabayı dinlemek bu arada az bir ses değil. Takır tukur ses geliyor. Bunun haricinde önceki Renault marka arabamda yağmur yağdığı zaman içeriye çok ses gelmiyordu. Ama bu arabada yağmur yağdığı zaman o arabaya göre dolu yağıyormuş gibi his veriyor. Yol sesi alıyor. Bu araba daha pahalı olmasına rağmen yol sesi de ondan daha düşük. Ama zaten Toyota diyor ki ya ben de konfor, işte ne bileyim böyle güzel gösterişli falan bir şey arama diyor. Benim arabam bozulmuyor diyor. Zaten yani çoğu modeline de bindiğiniz zaman böyle Mercedes'teki, BMW'deki böyle o sosyetiklik, o böyle can alıcı, böyle ay ne güzel arabaymış ya dedirten bütün ayrıntılar zaten bu arabada yok. Yani her şey genelde pratik ve bozulmaması üstüneymiş gibi ben hissediyorum. O yüzden hani hakkında verdi, 100 bin kilometredir. Hiç bozulmadı. Şu an ya şaka gibi ya.
şeye bakınca, kilometre sayacına bakınca, yani araba yeni bir hane açıldı ya, çok garibime gitti ve bunu direkt sizinle paylaşmak. Acaba 1 milyonda ne olacak? 1 milyonu görebilecek miyim, yoksa 999'dan sonra geriye mi dönecek acaba? İnşallah o günleri görmek de nasip olur. Yani bu arabayı satmayı düşünmüyorum. Ama hayat bize ne getirir bilmiyorum. Yani mantıklı bir yatırım fırsatı gelirse falan. Tabii ki o zaman satılır ama. Yani gönlümden şu an geçen bu arabayı da kızıma araba kullanmayı öğretmek yani. O isterse satar, ona üst model alırız gibi bir his var içimde. Ama hayırlısı bakalım, zaman ne getirecek bilemeyiz. Hem evime yaklaştım, hem de söyleyecek başka bir şeyim kalmadı. Yokuşlarda kendi yokuş... kaldırma desteği var, ismini bilmiyorum. Yani yokuşlarda kaydırma kesinlikle yok. Hiçbir yokuşta kalma veya herhangi bir sollamaya çıkarken, ya bunun da gücü yetmedi veya işte şu yokuşu çıkmadı, bak bu sollamaya yapmadı. Yani beni kullanırken de üzecek hiçbir şey yaşamadım. Böyle kötü yanı bir tek ben, yani bu arabayı aldım 100 bine kadar sadece. Keşke birazcık daha geniş olsaymış. Yani şimdi Toyota Corolla alsaydım daha iyi olacaktı ama yani 4.7'leri de o arabayla yakalayamıyorsunuz. Mesela burada bir Corolla tesadüfen gördük. Bu araba şimdi daha geniş, daha oturaklı, daha ağır. Tabii ki biraz daha yakıyor. Yani bu araba birazcık daha iyi yakıt konusunda. 3 silindir olduğu için yavaş gidersen tasarrufu çok iyi hissediyorsun. Hızlı gidersen, yani böyle 120'den sonra da maalesef ki 3 silindir işte yetersiz geldiği için. Bu sefer şimdi 3 silindir 125 beygir güç üretiyor ama bu sefer yakıyor. Yani 4 silindir olsa büyük ihtimalle o kadar yakmayacak. O yüzden ihtiyacın olduğu zaman sana cevap veriyor. Al diyor. Sen sollama mı yapacaksın? Al diyor. Giderim diyor. İşte sen sürekli 150-160 kullanan bir sürücü değilsen sana ideal. Ben mesela işte sürekli en fazla 100'le 105 hadi. Yani genelde 99'a gidiyorum da 105'te giderken bile sıkıntılı. Yani bence ben yavaş sürücüyüm. 80-90-100. Ben de 3 basamaklı sayıları görmüyorum diyorsan tasarruflu. Bu videoyu da böyle sonlandırırım arkadaşlar. Canınızı sıkan bir şey olursa, kafanıza takılan sorular olursa merak ettiğiniz için yorumlara yazarsanız size cevap yazarım. İyi bakın kendinize. Yeni bir videoda görüşmek üzere.